Türkiye 2003'ten günümüze orman, su ve meteoroloji alanlarında muhteşem yatırımlara, sıra dışı projelere imza atıyor. Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak son 13 yılda suyla alakalı 3107 tesisi ülkemize kazandırdık. 511 olan baraj ve göret sayısını son 13 yılda 1071'e çıkarttık. Bu tesislerin 320'si büyük baraj ve HES. Dev Ilısu Barajı ve dünyanın en yüksek ikinci barajı Yusufeli başta olmak üzere inşaatı devam eden 573 tesisin tamamlanmasıyla baraj ve gölet sayısı 1646'ya ulaşacak. Deriner Barajı 247 metre ile Türkiye'nin birinci, dünyanınsa en yüksek 6. barajı. Ermenek Barajı 218 metre ile Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın en yüksek 8. barajı. Çin'e Adnan Menderes Barajı kendi sınıfında Avrupa'nın birinci, dünyanın 5. büyük barajı. Son 13 yıllık dönemde başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sulama projesi Gölsu'nun ikinci safhasıyla 1071 gölet daha inşa ediyoruz. 2003 yılında sulamaya açılan arazi 25 milyon dekarken bugün sulanabilir arazilerimizin %73,3'ünü yani 62,3 milyon dekarını suya kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmete aldığımız tesislerle susuz şehir bırakmadık, 81 vilayetimizde yaşayan 41 milyon insanımıza içme ve kullanma suyu temin ettik. Melen projesiyle İstanbul'un 2071, İzmir içme suyu projesiyle İzmir'in 2060, Mavi Tünel projesiyle de Konya'nın 2060 yılına kadar içme suyunu temin ettik. Asrın projesi olarak da adlandırılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi kapsamında deniz altından 107 kilometre isale hattıyla Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Çevre dostu HES'lerle kendi enerjimizi üreterek 2003'te 26 milyar kilowatt saat olan yıllık enerji üretimimizi 13 yılda 91 milyar kilowatt saate çıkarttık. Bölge gelişim projeleriyle Türkiye'nin her köşesinin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Konya Ovası projeleriyle Trakya, Batı Karadeniz, Ege, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu ve Marmara gelişim projeleri çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlandırma çalışmalarımızda da rekorlara imza attık ve son 13 yılda 3,5 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 133 şehir, 250 bal ormanı kurduk. Tabiatı ve biyolojik çeşitliliğimizi en iyi şekilde koruduk. Milli park sayımızı 40'a, tabiat parkı sayımızı ise 205'e çıkarttık. Meteorolojide de çağı yakaladık ve Türkiye genelindeki otomatik meteoroloji gözlem istasyonu sayısını son 13 yılda 31'den 1450'ye çıkarttık. Bu muhteşem yatırımlardan Şeyh Edebali, Osman Gazi ve Dursun Fakih'le devasa imparatorluk çınarının yeşerdiği taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek şehir Bilecik'imiz de nasibini aldı. Bilecik'e son 13 yılda 8 milyar liralık muazzam bir yatırım sağanağı gerçekleştirdik. Bu yatırımların 360 milyon liralık çok önemli bir kısmı bakanlığımıza ait. Bilecik'te tamamladığımız 6 barajla takriben 25 milyon metreküp su depolaması hacmine ulaştık. Bilecik'imizin münbit topraklarına bereket kattık. Son 13 yılda tamamladığımız 19 sulama tesisiyle 84 bin dekar araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 35 milyon lirayı bulan önemli bir zirai gelir artışı sağladık. İnşa ettiğimiz 15 dere ıslahıyla da Bilecik'imizi taşkın zararlarından koruduk. Bilecik'in yeşiline yeşil kattık. Son 13 yılda gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma çalışmalarıyla 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk.
2016 yılında Osmanlı coğrafyasının önemli vilayetlerine çınar dikimi planlıyoruz. Bu muhtevada Bilecik'e dikilecek olan 10.000 çınar fidanının 5.000 adedi dikilmiş olup, kalan 5.000 adedi ise bu sene içerisinde dikilecek. Tesis ettiğimiz 2 şehir ormanı, 11 mesire yeri ve 2 tabiat parkıyla da vatandaşlarımıza rahat nefes alabilecekleri yemyeşil alanlar sunduk. Bilecik'teki orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza 5,5 milyon lira Orköy kredi ve hibe desteği sağladık. Kurduğumuz 2 bal ormanıyla da arıcılığı ve organik bal üretimini destekledik. 52 köydeki 2500 dekar alanda gelir getirici ceviz ve badem ağaçlandırması yaptık. Bilecik'te son 13 yılda tesis ettiğimiz 9 otomatik meteoroloji gözlem istasyonuyla hava durumu bilgilerini vatandaşlarımızla anlık ve doğru bir şekilde paylaşıyoruz. Bunlarla iktifa etmedik. Bilecik'imize ne yapsak az diyerek 165 milyon liralık 36 müjdeyle daha geldik. Bu müjdelerle 21 milyon metreküp su depolaması yapacak, 17 bin dekar araziyi daha sulayacak, 14 yerleşim yerini taşkınlardan koruyacak, 8 yerleşim yerine ulaşım sağlayacak ve aralarında gelir getirici tür ağaçlandırmaları, birer tabiat parkı ve meteoroloji istasyonu kurulmasının da yer aldığı birçok önemli projeye imza atacağız. Bilecik'te destan yazmaya devam ediyor ve bugün aralarında 7 barajın da bulunduğu 13 tesisin temelini atıyoruz. Ve bugün temelini attığımız tesislerimiz Gölpazarı Demirhanlar Barajı, Söğüt Savcıbey Barajı, Bilecik Bayırköy Barajı, Pazaryeri Dereköy Barajı, İnhisar Çaltı Barajı, İnhisar Tarpak Barajı, Osmaneli Soğucakpınar Barajı, Gölpazarı Akçay Barajı sulaması, Söğüt Savcıbey Barajı sulaması, Bilecik Bayırköy Barajı sulaması, Bozüyük Kocadere Islahı 2. kısım, Söğüt Hamitabat Tuzaklı Köprüsü ve Vezirhan Köprüsü. 10.000 dekar araziyi daha suya kavuşturacak Darıdere ilave sulaması ve 4 taşkın koruma tesisiyle bakanlığımızın katkılarıyla tamamladığımız Geçici Hayvan Bakım Evi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu önderliğinde Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana yapılan yatırımlardan daha fazlası son 13 yılda yapılarak hayal bile edilemeyen projeler gerçekleştirildi. Milletten aldığımızı millete hizmet olarak sunuyoruz. Yaptığımız bütün bu yatırımlar Türkiye'mize ve Bilecik'imize hayırlı olsun.